Merhabalar arkadaşlar, Hatice Durmaz Güzel. İyi Noyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün daha önce birçok kez anlattım ama yine yoğun istek üzerine zürafalarını biraz daha büyük tutarak yanlardan arttırmayı göstermek istiyorum. Videoyu kesmeden anlatacağım. Lütfen sizler de atlamadan izleyin ki anlamış olun. Çünkü çok önemli yerlerinde atlıyorsunuz. Hani daha sonra burayı göstermediniz diyenler bile oluyor. Şimdi normal ben bir tane pırpır üzerinden başlayacağım. Siz tabii çiçek yaprağında uygularsınız bunu. Önce şöyle kendime bir dal hazırlayayım. Bunu ben sadece göstermek için yapıyorum. Siz çiçeğinizi yapacağınızda dip kısmını ayarlayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde alt zeminini yaptım. 2 ile başlayarak anlatmaya çalışayım inşallah. Şöyle 2 tane zürafa yapıyorum. Yanlardan arttırmada kaçta başladığınız önemli değil. Zaten her sırada birer tane artıyor. Ama ortadan arttırma yapacaksanız 3 ve 3'ün katlarıyla başlamanız lazım. Ay pardon, 3 ve 3'ün katları diyorum. 3, 5 gibi tek sayılarla başlamanız lazım. 3, 5, 7, 9 gibi. Şimdi bakın. 2 tane zürafa yaptım. Bu 2 zürafayı bizim çiçeğimizin ilk başı olarak hesaplayalım. Şimdi geriye atıyorum ipimi. Olabildiğince büyük yapmaya çalışacağım zürafaları. Geriye attım. Burada arkadaşlar yandan arttırma yapacağımız için bakın şu battığım yere, en başta batmış olduğum zürafanın içine tekrar batarak buraya bir tane daha zürafa yapıyorum. Şöyle. Daha sonra ikinci zürafamıza geçiyoruz. Şimdi ikinci zürafayı yaptım. Şimdi böyle büyük büyük de biraz tuhaf olacak ama mecbur bu şekilde isteyen çok oldu. O yüzden böyle anlatacağım. Şimdi bunu yaptık. Daha sonra bakın battığım yere aynı zürafanın içine tekrar batarak ikinci yandan arttırmamı yapıyorum. Yani bu sağda ve solda battığımız yere tekrar batmamız gerekiyor yanlardan arttırmada. Bakın şimdi 3 tane oldu. Yani her sırada ne kadar 2 tane arttırmış olsak da birer tane artmış oluyor. Tekrar geriye atıyorum ipimi. Geriye attığınız ip çok önemli. Yani bunu öyle bir ayarlamanız lazım ki tam denk gelmesi lazım. Bol atarsanız yapraklarınızın bozuk olma sebebi o da olur. Bakın aynı yere geriye attım ya, şimdi şu en baştaki zürafamın içine aynı yere bataraktan tekrar bir zürafa. Bunu yaptık. Daha sonra ikinciye geçiyoruz. Bunu yaptım. Şimdi bakın sonda şuradaki bu tarafta arttırma yapmış olduğumuz yer belli zaten. Yani son kalan zürafamız. Buna geçiyoruz. Şimdi tekrar bunu unutmuyoruz. Geriye dönmüyoruz. Aynı battığım yere tekrar batarak bir tane daha buradaki arttırmamı yapıyorum. Bir de arttırmada istemsiz olarak genelde bu başta ve sonda yapılan arttırma gözemeleri büyük yapılır. Yani zürafaları. Bunları büyük yapmamaya çalışın. O da bir dengesizliğe sebep olur yani. Onları olabildiğince küçük yapmaya çalışın yaparken. Bakın 4 oldu. Yani 2 ile başladık. Birinde 3 oldu, birinde 4 oldu. Her sırada birer tane zürafamız artmış oldu. Şimdi tekrar geriye atıyoruz. Yine ayarladım. Bakın hafif gergin olacak bir şekilde geriye atma ipimi. Hemen ikinciye geçmeden buradaki zürafanın içine batarak buraya bir tane arttırmamı yapıyorum. Tekrar daha sonra ikinciye geçiyorum. Bir sonraki zürafama geçiyorum. Ve son zürafama batıyorum.
Şimdi son zürafama geldim. Bu böyle mi kalıyor? Hayır tabii ki. Burada sondaki zürafamın içine tekrar batarak bir arttırma daha yapıyorum. Arttırmamız bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Bir sıra daha yapalım. Baştaki zürafamın içine ipimi geriye attım. Çok düzgün bir şekilde ipimi geriye attım ki potluk olmasın yanlarda ve yaprağım çirkin durmasın. Bakın şu yanda mesela hiç potluğum olmadı. O ipinizi ayarlamadan geçiyor. Şimdi burada ikinciye geçmeden önce aynı batmış olduğum zürafanın içine tekrar batarak hemen arttırmamı yapıyorum. Daha sonra ikinciye geçiyoruz. Bakın hiç atlamadım ve durdurmadım videoyu. Benimle beraber yaparsanız zaten yavaş anlatmaya çalışıyorum. İnşallah öğrenirsiniz. Birkaç kere de tekrar ettiniz mi? Yani hiçbir sorun kalmaz Allah'ın izniyle. Şimdi bakın hemen diğerine geçtim. Bir sonrakine. Burada son zürafama batıyorum. Bakın bu şekilde yaptık. Böyle bırakmıyoruz. Son olarak aynı batmış olduğum zürafanın içine tekrar batarak buradaki arttırmamızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Kenarları da ne kadar düzgün oldu. Hani büyük yapmış olsam da o simetriyi bozmadık. Şimdi buradan bir de kesme işlemini göstereyim ben size. İpi tekrar aynı yere geriye atıyorum. Kesme işleminde arttırma yapmadığımız için ipi daha gergin atıyoruz. Çünkü arttırma yaparken ip biraz daha, bu aradaki ip biraz daha bizim ipimizin içine karıştığı için fazla kullanılır. Daha fazla gergin atıyoruz ki yanlarda hiç potluk olmasın. Şöyle yaptım. Eğer ben arttırma yapacak olsaydım burada aynı yere tekrar batmam gerekirdi. Ama keseceğim için, arttırma yapmayacağım için direkt bu sefer ikinci zürafamın içine. Diğerine. Bu şekilde bir sonrakine batarak sondaki zürafamıza kadar devam ediyoruz. Evet, bakın bu şekilde yaptım. Dörde düştü hemen zaten. Kesme işleminde de aynı, arttırmada nasıl yanlardan arttırmada birer birer çoğalıyorsa kesme işleminde de birer birer eksilir. İpimi tekrar geriye atıyorum. Bakın yine olabildiğince gergin tutarak, yanda hiçbir şekilde potluk kalmayacak şekilde gergin tuttum ve geriye attım. Hemen ikinciye. Bir sonrakine. Bu şekilde burayı da tamamladım. Burada da bakın dörde düştü. Yine geriye atıyorum. Düzgün ayarladım ve sıkılaştırdım. Hatta biraz gergin bile yani. Hemen ikinciye geçtim. Diğeri ve sonuncusu. Tekrar sondaki, baştaki zürafama geriye döndüm. İkinciye geçtim. Sonrakine atladım. Bakın ikiye düştü bu sıramızda da. Geriye atıyorum. Olabildiğince gergin tutarak geriye attım. Bakın hiç bu yanda potluk olmaması lazım. Hemen ikinci zürafama geçtim. Son zürafamı yaptım. Yaprak şekli vereceğimiz için bu son zürafamızın da içine geriye dönüyoruz. Tam orta kısmına. Şu şekilde yaparak bir de böyle hafif çekiştirerek asılırsanız yaprağınızın da formu daha düzgün olmuş olur. Evet, şöyle yaprağımızı tamamlamış olduk. Şimdi ben size anlatacağım diye biraz iri yaptım. Hiç bu kadar iri çalışmamıştım. Ama eski kanalda da vardı böyle birkaç tane video. Biraz zor oldu benim için. Elim
küçük yapmaya alıştığı için ama umarım anlaşılır olmuştur. Yani bunu isteyen çok fazla arkadaş vardı. Yine kanalımda ilk başlayanlar için birçok video var. Acemiler için, yeni yapacaklar için. Bunları mutlaka izleyin. Elinizi geliştirin. Daha sonra çiçek yapmaya başlayın arkadaşlar. Yani elinizi geliştirmeden sipariş almayın. Yani yarı yolda kalırsınız. Çünkü eliniz ne kadar güzel olursa müşteri sizi bulur. Siz müşteri aramazsınız. Öyle diyeyim. Bu şekilde arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.